is that going to be? Turkey, a member of NATO and strategically located at the intersection of East and West, has long been a military ally of Western nations. But now it's turning to Russia to reinforce its defense systems as Western capitals ban Turkish ministers. Ankara's negotiations with Moscow to acquire Russian S-400 missiles are raising questions. Is Turkey's defense posture shifting? Is Ankara being let down by NATO at a crucial time in Middle Eastern instability? And who does Turkey now perceive to be a threat as it looks to a NATO adversary for weapons? We'll discuss all of this with a key member of the Turkish government as Defense Minister Fikri Isik talks to Al Jazeera. Thank you very much for talking to Al Jazeera. Ankara'ya hoş geldiniz. Do your negotiations to buy Russian missiles represent a shift in your defense policy? Hayır, göstermiyor. Şu anda Türkiye'nin bir hava savunma sistemine, füze savunma sistemine ihtiyacı var. Biz bu ihtiyacı öncelikle NATO üyesi ülkelerden karşılamayı çok arzu ettik ve bununla ilgili pek çok girişimde bulunduk ama bu noktada iki zorlukla karşılaştık. Bir tanesi fiyat avantajı oluşmadı. İkincisi de teknoloji paylaşımında Avrupalı dostlarımız çok istekli olmadılar. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var. Bunu karşılamak için Rusya'yla görüştük. Bu, as you mentioned, I mean, buying missiles from Russia, NATO was set up to, shall we say, counter Russian influence, does it not? That's not a shift. Şimdi NATO kolektif savunmaya yönelik bir kuruluş ama ülkelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamasını NATO'nun saygıyla karşılaması gerekiyor. Bu Türkiye'nin NATO'ya yönelik politikalarında bir değişiklik olduğunu asla göstermez. Türkiye'nin NATO üyeliği devam ediyor ve Türkiye NATO'ya yönelik yükümlülüklerini sonuna kadar bağlı ve Türkiye NATO'ya yönelik yükümlülüklerini de yerine getirmeye devam ediyor. Yani S-400 füzelerinin satın alınmış olması Türkiye'nin NATO'ya olan yükümlülüklerini yerine getirmeyeceği anlamına gelmez. NATO'ya olan bağlılığında en küçük bir tereddüt oluşturmaz. Bu Türkiye'nin sadece hava ve füze savunma ihtiyacını karşılamak için başvurduğu bir yöntemdir. Şu anda da zaten henüz net olarak sonuçlanmış bir durum yok. Do you feel let down by your NATO allies? Do you feel they haven't stepped up to their commitments towards you? Bu noktada çok iyi bir işbirliği yapmadıklarını söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı olan bir konuda NATO'nun Türkiye'ye karşı, NATO üyesi ülkelerin demek daha doğru, Türkiye'ye karşı daha açık ve daha samimi olmalarını bekleriz. So can you confirm at this point, has the deal gone through? Have you agreed with the Russians to buy the S-400 system? Şu anda anlaşma belirli bir aşamaya geldi, ilerletildi ama henüz sonuç aldık, imza noktasındayız diyemem. Okay. When do you think you'll get to that stage? Or will you get there? Şu anda biliyorsunuz bu görüşmeler sürüyor. Her an her şey olabilir. Hedefimiz görüşmeleri sonuçlandırmak. Ancak bu noktada bu bir satın alma işlemi. Aslında Türkiye kendi füze savunma sistemini kendisi geliştirmekle ilgili programı başlattı. Biz evet S-400 füzesi satın alacağız ancak bunu zaten NATO sistemine entegre etmiyoruz. Artı kendi hava ve füze savunma programımızı da başlattık. Bunun asıl hedefimiz bunu ilerletmek. Just to be clear, you think this deal will go through? This is not just a negotiating tactic to put pressure perhaps on some of the NATO allies and friends and say, hey, if you guys don't give us missiles, we have other options. Hayır, bu Türkiye hiçbir zaman bu tip yöntemlere başvurmaz. Türkiye açıklık ve samimiyeti temel politika olarak benimsemiştir. Bu noktada bu biz müzakereleri bitirmek için başlatırız. Bitirmeyeceğimiz müzakereye kolay kolay başlamayız. Bu konuda da herhangi bir son dakika pürüzü çıkmazsa bu müzakereleri bitirmeyi hedefliyoruz. Is Russia a threat to Turkey then?
Yani Rusya sonuçta bu ülkenin önemli bir, bu bölgenin önemli bir gücü. Dolayısıyla biz dostlarımızı tehdit olarak görmeyi arzu etmeyiz. Dostlarımızı, daha da komşularımızı tehdit olarak algılamak istemeyiz. Bölgenin bir gerçeğidir Rusya. Türkiye'de Rusya'nın komşusudur. İyi komşuluk ilişkileri bizim için temel önceliktir. So you don't, I understand you don't want to see them as a threat. Does that mean that as far as the Turkish defense thinking now, Russia is not a threat to Turkey? Hayır, bu şu anlamda değil. Rusya bizim komşumuz. Biz NATO ittifakının üyesiyiz. Biz hiçbir komşumuzun Türkiye'ye tehdit olmasını istemeyiz. Ancak realiteyi de gözden uzak tutmayız. Realiteyi de göz ardı etmeyiz. Bu noktada Türkiye'nin çıkarları ve bölgenin huzuru, güvenliği, esenliği gereği komşularımızla işbirliği yapmaktan da çekinmeyiz. Ama bu bizim NATO yükümlülüklerimizi göz ardı etmemiz veya ikinci plana atmamız anlamına da kesinlikle gelmez. Is Russia a threat to NATO from the Turkish perspective? NATO'nun genel yaklaşımı, Rusya'nın özellikle bölgedeki son dönemdeki tavırlarından dolayı Rusya'ya karşı NATO'nun çok daha dikkatli olması gerektiği ve Rusya'nın özellikle Kırım'ın işgali ve bölgedeki gelişmelerden dolayı bölgede istikrarı bozan bir güç olduğu konusunda NATO'nun bir anlayış birliği var. So do you agree with the statement, for example, by the U.S. General Paul Selver, who on March the 8th, 2017, described the Russian action of deploying missiles as a threat to NATO when he said, and I quote now, "We believe that the Russians have deliberately deployed it," referring to the missiles, "in order to pose a threat to NATO." Do you agree with that characterization? Şimdi Rusya ve NATO ilişkileri biliyorsunuz çok gerginleşti. Özellikle Ukrayna ve Kırım işgalinden dolayı epey gerginleşti. Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri, Türkiye'nin Rusya'nın attığı adımları onayladığı anlamına gelmez. Türkiye'nin özellikle NATO bünyesinde alınan kararlara verdiği onayı ortadan kaldırmaz. Ancak Türkiye ile Rusya'nın komşu ülke olduğu gerçeğini, bundan dolayı da özellikle bazı alanlarda işbirliği yapması gerektiği gerçeğini de ortadan kaldırmaz. Bunlar birbiriyle çelişen, birbiriyle çatışan konularda değil. Sonuçta Amerika ve Rusya belli alanlarda ciddi bir rekabet içerisinde, hatta bir mücadele içerisinde olmalarına rağmen belli alanlarda da işbirliği yapabiliyorlar. Bugünkü dünyanın gerçeğidir bu. Rusya'nın, bizim Rusya ile ilişkilerimizin normalleşmesi, düzelmesi bizim Rusya politikalarının her birini onayladığımız anlamına kesinlikle gelmez. Do you agree with what the NATO Secretary General Jens Stoltenberg said on October the 28th, 2016, when he also said he wants to build good relations with Russia? He said Russia is a power which is willing to use military force against neighbors. He went on to say, and I quote, "We will continue to strive for a more cooperative and constructive relationship with Russia, but we have to do that based on collective defense deterrence." Do you agree with that? And if so, how can you build a defense deterrent while you also need to buy missiles from them? Are those two not contradictory? Bu birbiriyle çelişmiyor, öncelikle onu söyleyeyim. NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg'in çizdiği çerçeve aslında iyi bir çerçevedir. Türkiye'de, NATO'da Rusya ile iyi ilişkiler kurmak istiyor. Bu bölge barışı için de, dünya barışı için de önemli bir pozisyon. Ancak bu Rusya'nın son dönemde ortaya koyduğu politikaların tasvibi anlamına da gelmez. Türkiye'nin almak istediği S-400 kendi hava alanını, kendi hava sahasını savunmak için bir sistemdir. Yoksa bir başkasına yönelik saldırı amaçlı, bir başkasına yönelik tehdit amaçlı bir şey değildir. Yani hava savunma sisteminin temel amacı dışarıdan gelecek, Türkiye'ye gelecek hava tehditlerini yok etmeye yöneliktir. Yoksa bu silahlar kullanılarak başka bir ülkenin tehdit edilmesi zaten mümkün değildir.
Bu silahların NATO sistemine entegrasyon da mümkün değil. Who are you defending yourself against? When you, as a Minister of Defense, look at perhaps your top five threats that you want to protect your country from, who's on that list right now that you want to perhaps bolster your defenses using Russian missiles? Şimdi tabii bölgemiz o kadar fazla problemle iç içe ki, hangi tehdidin nereden ne zaman geleceğini çok kestirmek dahi mümkün değil. Dolayısıyla oluşabilecek her türlü tehdide karşı hazırlıklı olmak Türkiye açısından önemli. Bunun da bir hava savunma sistemiyle güçlendirilmiş olması, evet Türkiye'nin kendi geliştirdiği daha kısa menzilli füze savunma sistemi var. Biraz orta menzilli füze savunma sistemi üzerinde şu anda çalışmamızı sürdürüyoruz ama daha uzun menzilli füze savunma sistemi konusunda daha füzeleri erken yakalayacak veya hava tehdidini erken tespit edip onları tehdit olmaktan çıkaracak sistemimiz henüz yok. Bununla ilgili de çalışıyoruz. Bu çalışma tamamlandığında belki Rus sistemine ihtiyacımız da kalmayacak ama şu anda Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Yeah, but I understand that, but who do you perceive to be the major threat to Turkey right now? Şimdi bölgede şu anda bu ülke ismi vermenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak Türkiye biliyorsunuz dünyadaki her iki problemden bir tanesinin bulunduğu bölgenin merkezinde. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi savunmasını güçlendirme arzusu hiç kimseye bir düşmanlık olarak da algılanmamalı. Hiç kimsenin hafife alması gereken bir durumda olmamalı. Now, Germany and Holland, as you know, have banned some Turkish ministers. The Turkish president has responded by calling them Nazis or behaving like Nazis. Is it still reasonable to expect these countries, and I'm talking about Turkey, Germany, Holland, to come to each other's defense as NATO allies? Tabii politik tartışmalar olabilir ama Türkiye, Almanya ve NATO, Hollanda NATO üyesi ülkelerdir. NATO'nun bir kuruluş felsefesi var. Bu kuruluş felsefesinde de bir ülkeye gelecek tehdidi diğer ülkelerin de kendisine yapılmış gibi kabul etmesi ve buna yönelik tedbirler geliştirmesi. NATO'nun temel felsefesi bu. Tabii son dönemde özellikle terör örgütlerine verilen silahların menşei noktasında Türkiye'nin ciddi olarak, Türkiye olarak şikayetimiz var. Bu konuda da gerekli girişimleri sürekli yapıyoruz. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı terör örgütlerinin kullandığı silahlar, Türk güvenlik güçlerine karşı terör örgütüne kullandığı silahların birçoğunun aslında NATO menşeli, NATO ülkeleri menşeli olması bizi derinden üzüyor. Bunu da her fırsatta ortaya koyuyoruz. Ve bölgede oluşan o otorite boşluğunun getirdiği sıkıntılardan... That's precisely the point though, Minister. I mean, doesn't that dampen some of your appetite to come to the defense of countries that, as you said, are supplying weapons to who you see as terrorists? President Erdogan, March 13th, said directly, Mrs. Merkel, I'm quoting, you're supporting terrorists. I mean, doesn't that dampen some of the appetite for common defense? Şimdi sorunsuz bir dünya yok. Bunun bilincindeyiz. Ve zaman zaman NATO üyesi ülkelerin teröristlere destek olarak algılanacak davranışlarını da hiç tereddüt göstermeden kendilerine söylüyoruz. Bu noktada Alman menşeli silahların PKK'nın eline geçmesinden, PYD'nin eline geçmesinden dolayı duyduğumuz rahatsızlığı her fırsatta ve en net olarak ilgili muhataplarımıza söylüyoruz. Bunları söylemeye devam edeceğiz. Ancak biz her şeye rağmen bir NATO üyesiyiz ve NATO'nun önemli bir güç olduğunu, önemli bir caydırıcılığa sahip olduğunu biliyoruz. Bu noktada da müttefiklerimizin yanlışlarını söylemeye devam edeceğiz. Ama Türkiye olarak biz de doğruları yapmaya devam edeceğiz. Bunlar birbiriyle çelişen şeyler değildir. Arzumuz ve isteğimiz NATO üyesi ülkelerin bu noktada ikircikli davranmamaları, NATO üyesi ülkelerin bu noktada Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturacak hareketlerden kaçınmaları. Bunları Türkiye bütün açıklığıyla her zaman ortaya koyuyor ve koymaya da devam edecek. So just to be clear, are you saying that Germany is deliberately arming terrorists and which groups are you talking about, just to be clear, that Germany is sending weapons to?
Şimdi Alman menşeli silahların Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PYD, hatta zaman zaman PKK'nın elinde görülmüş olması bizi çok rahatsız ediyor. Bu doğrudan Almanya PKK'ya silah veriyor anlamına gelmez. Ancak bölgedeki boşluktan kaynaklanan özellikle problemlerden dolayı bölgedeki terörist kasten olup olmadığı konusunda yorum yapmıyorum. Ancak bölgedeki boşluktan kaynaklanan sorunlar var. Zaman zaman biz mesela ben Alman Savunma Bakanı'na Alman silahlarının PKK'nın elinde olduğunu gösteren belgeleri sundum. Bana verdiği cevap, biz bunu şuraya verdik, oradan almış olabilirler gibi bir cevap oldu. Dolayısıyla bunları muhataplarımızla konuşuyoruz. Bakın, müttefiklerimizin yanlışını söylemeye devam edeceğiz. Ama Türkiye olarak da doğrusunu yapmaya devam edeceğiz. And when you mentioned there, sir, that you won't make a comment on whether this is deliberate or not, is that because you don't have that information or because you know but you don't want to make it public, just so we're clear? Hayır, bilgi elimizde olmadığı için. Turkey's foreign minister, as I'm sure you're aware, on March the 13th said Turkey may cancel the refugee deal with Europe. Are you, as the Ministry of Defense, preparing to end your operations to prevent those refugees from reaching Europe through Turkey? Şimdi biz mültecilere öncelikle bir insani perspektiften yaklaşıyoruz. Yani biz Ege Denizi'nde bir tek insanın dahi ölmesini istemiyoruz. Bir tek insanın ölmesi hiçbir politik öncelikten bizim açımızdan daha geri planda değildir. Türkiye hep bugüne kadar insani perspektiften baktı. Zaten bundan dolayı biliyorsunuz 3 milyonun üzerinde, 3 milyona yakın Suriyeli, 300 bine yakın da Iraklıyı kendi evleri, topraklarımızda misafir ediyoruz. Bu bizim insani bakışımızın gereğidir. Dolayısıyla ancak bunu söylerken diğer taraftan da Avrupa Birliği ile Türkiye'nin imza attığı geri kabul anlaşmasının yürürlüğe girmesi için Avrupa'nın yapması gerekenleri yapmamasından dolayı rahatsız olduğumuzu ve bu yapmamalarından dolayı Türkiye'nin anlaşmaları iptal etme hakkı olduğunu da vurguluyoruz. Ama Türkiye olarak biz şunu kesinlikle arzu etmiyoruz. Ege Denizi'nde, Akdeniz'de, dünyanın hiçbir denizinde hiçbir insan boğularak ölmesin. İnsanlar mümkünse kendi ülkelerinde huzurlu yaşasınlar. Bu Türkiye'nin temel yaklaşımıdır. Bizim kendi felsefemiz bunu gerektiriyor. Onun için biz hiçbir hesabı yapmadan ne olacak, bakabilir miyiz, bakamaz mıyız diye herhangi bir hesaba girmeden Türkiye'nin kapısına gelen insanları biz Türkiye'ye kabul ettik. Bunun temel gerekçesi insaniyettir. Biz, do you feel let down again by Europe when it comes to the refugee issue then? Tabii ki şu ana kadar Avrupa geri kabul anlaşmasının gereğini yerine getirmedi. Biliyorsunuz vize serbestisi geri kabul anlaşmasında bir şartıydı. Türkiye geri kabul anlaşmasında kendi üzerine düşeni tam anlamıyla yaptığı halde Avrupa sudan sebeplerle, bahanelerle kendi üzerine düşeni yapmadı. Şu anda Türkiye olarak bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Ve Avrupa bir taraftan hem üzerine düşeni yapmazken hem de Avrupa'da özellikle seçimler dolayısıyla ırkçılığın artması, Türklere ve Müslümanlara yönelik orada oluşan gerçekten çok olumsuz koşullar, şartlar Türkiye'yi bu noktada zorluyor. Özellikle son dönemde yaşanan Hollanda'yla yaşanan diplomatik skandal, biliyorsunuz yani bir Türk bakanı maalesef kendi toprağı sayılan konsolosluğuna sokulmadı. I'm listening to you, sir. Is Europe still a good ally for Turkey? I mean, they've let you down, as you said, on the refugee deal. They've let you down on your defense needs when it comes to missile. Is NATO a good ally still for Turkey? You must be asking yourself this question, mustn't you? Her sorun, her bir sorun iplerin kopartılmasını gerektirmez. Biz Avrupa'nın yanlışlarını Avrupa'ya söylemeye devam edeceğiz. I'm not talking about cutting off ties, but do you feel like they're still good allies for you, good
Can you count on them? Do you feel you have solid support? Sami Bey, biz Avrupa'nın yaptığı yanlışları Avrupa'ya söylemeye devam edeceğiz. Ama Türkiye olarak doğruları yapmaya da devam edeceğiz. Şu anda biz Avrupa'nın yaptığı yanlışları Avrupa'ya söylüyoruz. Siz yanlış yapıyorsunuz. Avrupa siyaseti ırkçılığın esareti altına girmeye başladı. Adeta faşist partiler Avrupa siyasetini esir alma noktasına geldi. Bu Avrupa halklarının kusuru değildir. Bu Avrupa'daki siyasetin ve yöneticilerin kusurudur. Avrupa ile Türkiye arasında sağlam bağlar vardır. Biz bu bağları zedeleyecek kesinlikle davranışlardan uzak duruyoruz. Bugün Türkiye gerçekten Avrupa'dan gelen her misafirine dünyanın her yerinden olduğu gibi en sıcak şekilde kucağını açıyor. Onlara misafirperverliğin en iyisini gösteriyor. Ama bu Avrupa'nın içine düştüğü yanlışı görmemizi ve söylememizi engellemez. Biz Avrupa halkıyla, yani Avrupa devletlerinin halklarıyla Avrupa siyasetinin yaptığı yanlışları birbirinden ayırıyoruz. Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır. Bunda bir tereddüt yok. Avrupa'da 5 milyonun üzerinde Türk yaşamaktadır. Artık Müslümanlık Avrupa'nın bir gerçeğidir. Şimdi bütün bunları görmezden gelerek sadece bazı politik gelişmelerden dolayı Türkiye'nin Avrupa ile köprülerini atmasını düşünmek kesinlikle mümkün değildir. Türkiye'nin böyle bir politikası da yoktur, olamaz da. But coming back to refugees then, sir, you don't see a scenario, you're not preparing to end your military operations to prevent refugees reaching Europe. Is that right? Hayır, düşünmüyoruz. And you don't see any scenario in which that could happen? Bu noktada özellikle şunu söylemek durumundayız. Geri kabul anlaşmasının iptaliyle mültecilerin özellikle ölüme gönderilmesini önleme arasında bir fark var. Biz hiçbir mültecinin hayatını kaybetmemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ancak birebir anlaşması daha farklı bir anlaşmadır. Biliyorsunuz geri kabul anlaşması Avrupa'ya geçen her bir mültecinin Türkiye'ye iade edilmesi, buna karşı Türkiye'den bir mültecinin Avrupa'ya veya birkaç mültecinin her bir kişiye karşı Avrupa ülkelerine gönderilmesi. Bu anlaşmadır. Yoksa biz kendi ülkemizde, Türkiye topraklarında insan kaçakçılarıyla mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bunda hiçbir tereddüt yok. Bu bizim insani görevimizdir. All right, coming to the Syrian conflict. The Syrian problem is a conflict which has brewed now on your doorstep for many years. Will Turkish troops participate in the battle for Raqqa? Şimdi biliyorsunuz Raqqa bu DAEŞ'in çok önem verdiği sembol şehirlerden birisi Raqqa. Buradan DAEŞ'in temizlenmesi en az dünya kadar Türkiye'nin de önceliği. Çünkü DAEŞ teröründen en fazla etkilenen ülke Türkiye. Bu açıdan DAEŞ'in bölgeden tamamen temizlenmesi Türkiye için çok önemli. Biz DAEŞ'in bu bölgeden temizlenmesi için her türlü katkıya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak burada bir ön şartımız var. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütü eliyle temizlemek yerine terör örgütünü o bölgenin insanlardan oluşan legal meşru güçlerle temizlemek ve ileride DAEŞ sonrasında daha büyük problemlerin çıkmasını engellemek. Türkiye olarak biz bu bölgenin ülkesiyiz. Amerika bu bölgenin ülkesi değil. Veya Avrupa'nın bu bölgede bizim kadar büyük tehdit altında olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin önceliği sadece DAEŞ'in bölgeden kovulması değil. On the next episode of Talk to Al Jazeera, we continue our conversation with Turkish Defense Minister Fikri Isik. What is your military goal in Syria right now? You're not on the same page, are you, with the United States and Russia about what the post-ISIL situation should be? Do you consider the US, therefore, to be supporting terrorism?